Arka taraftan yarın alamadım. Yakın. Ben kuş yasını yapacağım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve a'tesimu bihablillahi cemiyan ve la teferrahu. Saygıdeğer Başkonsolosum, değerli kardeşim, saygıdeğer Başkan Mehmet Bural Beyefendi, değerli başkanlar, çok muhterem kardeşlerim, hepinize saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarken bu derneğimizin, bu mescidimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyor. Ve Cenab-ı Hak cümlemizi nazardan, kıybetten, dedikodudan, iftiradan, bühtandan, görülür görülmez kazalardan, belalardan, şeytanın şerrinden, nefsimizin elinden, tabii afetlerden, her türlü kazalardan, belalardan ve özellikle fitneden ve fesattan muhafaza buyursun. Bu teşkilatın kurulmasında emeği geçen herkesi Cenab-ı Hak cemaliyle, cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Cenab-ı Hak hayırlarınızı kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, fitne ve fesat dedim. Diyeceksiniz ki 300 metrekarelik bir yer, 5 odalı bir daire. Burada ne fitne ne fesat olacak. 36 yıldır Avrupa'dayım. Birçok derneğin açılmasına katıldım veya vesile oldum veya açtım. Ama birkaçında maalesef gördüm ki insanlar 100 metrekarede olsa, 200 metrekarede olsa, sadece küçük bir köy derneği de olsa ister istemez nefislerine uyarak fitne ve fesat çıkartabiliyorlar. Bir olay yaşadım mesela, beni şok eden bir olay, hiç unutmayacağım bir olay. Yine böyle bir köy derneği kurulmuştu. Ve o derneği kuranlar zaman geçtikçe bir yıl sonra kendi aralarında ikiye bölünmüşlerdi. İlle de sanki devletmiş gibi bir iktidar mücadelesi içerisine girmişlerdi. Bir değerli arkadaşım vardı. Çok sevdiğim, hakikaten takva sahibi, iman sahibi, nezaket sahibi bir insan. Teşkilat hakkındaki, dernek hakkındaki şikayetlerini bana anlattı. Hakikaten makul karşıladım. Doğru, böyle olması lazım dedim. Ama sonunda öyle bir laf söyledi ki, beni şok eden o söz de o oldu işte. Dedi ki, bir tek şey istiyorum. Bir haftalığına beni başkan yapsınlar. Sadece köydekiler falan başkan olmuştur. Yani ben başkanım, duysunlar yeter, ondan sonra bırakacağım dedi. Nedir bu kardeşim? Bu nefistir işte. Şunu da unutmayalım. Bilen yapar. İşte yaptı arkadaşlarımız. Ama esas mesele şimdi başladı. Nefis şimdi girecek işin içerisine. Az bilen eleştirir. Niye şunu yapmadınız? Niye bunu yapmadınız? Ve çok büyük beklentiler içerisine girer. İşte biz teşkilatız. Kasamızın olması lazım. Paramızın olması lazım. Niye hastanemiz yok? Niye okulumuz yok? İsteyen isteyene. Ya bu hakikaten tatbik edilebilir mi, yapılabilir mi? İmkanlarımız buna müsait mi, şartlar buna müsait mi? Sormaz. Niye? Eleştirir. Bilmeyen de kötüler. Sadece aleyhte konuşur. Bu bir kaide gibidir. Neden? Çünkü insanın bir nefsi var, bir fıtratı var. Eğer ölçüsü Kur'an ve sünnet değilse bu nefis daha da kabarıyor ve hakikaten insan yörüngesini kaybediyor. Değerli kardeşlerim, sizler muhacirsiniz. Şimdi tarihte muhacir olarak bizim örneğimiz o zamanki Abesine'ye, şimdiki Etiyopya'ya ilk olarak göç etmek mecburiyetine kalan Müslümanlar, 102 kişi.
Bakın onlar Peygamber Efendimizin tavsiyesiyle Mekke'yi terk ederek Habeşistan'a gittiler. Orası Hristiyan bir devlet. Burası gibi. Fakat 2 yıl sonra oradan ayrıldıkları zaman binlerce değil, 10 binlerce insan Müslüman oldu. Neden? O insanları sadece ve sadece örnek hareketleriyle, insanlıklarıyla, dürüstlükleriyle, şefkat ve merhametleriyle tanıdılar. O giden insanlar onlarla tartışmadı. Niye bunu yapıyorsunuz? İşte İslam daha güzel. Hayır, yaşadılar. İslam anlatılmaz kardeşlerim. Yaşanır. Dışarıda bir Müslüman gittiği zaman fark edilir. İşte sizler şimdi buradasınız. Eğer komşularınızı rahatsız ederseniz, devamlı şikayet gelirse, kaldırımda bir araya gelip sigara içmeye başlarsanız, o insanlar mecburen caddeden gitmek zorunda kalırsa, çocuklarınız zilleri çalarsa, öbürleri posta kutularını kırarsa, işte bu güzel bir örnek hareket değildir. Herkes unutmayın, bulunmuş olduğu yerden sorumludur. Siz komşularınızdan sorumlusunuz, bu çevreden sorumlusunuz. Değerli başkan çok güzel bir şey söyledi. İslam aleminin en büyük eksiği, en büyük ihtiyacı nedir? İlimdir, bilimdir. Ve İslam'ın da ilk emri biliyorsunuz, İkra. Bismi Rabbikellezi halak. Oku, seni yaradan Rabbinin adıyla diye başlıyor. Kur'an-ı Kerim de zaten okunan kitap demektir veya okumak demektir. Çocuklarımızı okutacağız. Onları hakikaten topluma, insana, insanlığa faydalı insanlar haline getirmeye çalışacağız. Şimdi bu derneklerin bazıları integrasyona zararlı olduğu düşüncesinde idiler bir zamanlar. Hiç unutmuyorum. Bir jurnalist, Avusturyalı, meşhur bir yazar ve efendim muhabir bana dedi ki, ya bu dernekler, bu kadar İslami dernek var, bu dernekler integrasyona engel oluyor. Dedim ki bakın, size kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ben 78'de Almanya'ya gittim okumak için. İlk sorduğum yer neresi oldu? Tanımıyorum, yol bilmem, iz bilmem, dil bilmem. Burada bir İslami teşkilat var mı? Beni götürdüler bir camiye. 4 ay orada kaldım. O arkadaşlar ilgilendiler. Benim hemşerilerimi buldular. Onlar bana ev buldu, eşya buldu, yerleştik. Biri gitti tercümanlık yaptı, okula kaydetti. Biri bir başka yaptı, maddi, manevi destek oldular ve orada okudum. Buraya geldim, ilk sordum. Burada nerede mescit var? Yine beni bir mescide götürdüler. Takdir-i ilahi yine 4 ay o mescitte kaldım. Yine o arkadaşlar sağ olsunlar uğraştılar, ev buldular. Çocuklarımı tekrar Türkiye'den getirdim. Yerleştik. Dedim ki bu devletin böyle bir imkanı var mı? Yurt dışından birisi geliyor. Türkiye'den birisi geliyor. Sizin yardım edeceğiniz bir makamınız, bir rehberiniz var mı? Yok, işte insanlar buraya gidiyorlar. Finans meselesini burada çözüyorlar. Polis meselesini burada çözüyorlar. Hakları, kanunları burada öğreniyorlar. O gün bugündür o arkadaş olduk artık. Müslümanların aleyhinde bir kelime yazmıyor. İslam teşkilatlarını destekliyor ve bunların ne kadar faydalı olduğunu anlatıyor. Biz de ne yapacağız? Çevremize önce örnek hareketlerimizde, ondan sonra güzel tatlı dilimizde ki atalarımız ne demiş? Tatlı dil insanı yılanı deliğinden çıkartır. Bakın sadece insan değil, yılanı deliğinden çıkartır. Onun için tatlı dille, güler yüzle ve güzel hareketlerimizle insanlara örnek olarak onların kalplerini kazanmaya çalışacağız. Ve ben başta söyledim, buraya girer girmez dedim ki bu bina gelecek sene sizlere yeterli olmaz. Burayı mutlaka gençlere bırakacaksınız, daha büyük bir yer alacaksınız. Cenab-ı Hak sizlere daha iyi, daha güzel, daha ferah yerleri nasip eylesin. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz icraatları mükafatlandıracaktır inşallah. Cenab-ı Hak
bu çalışmalarınızda yar ve yardımcınız olsun. Bu hizmetlerin devamını nasip eylesin. Allah'a emanet olun.